herkese merhaba. Şu anda Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Lütfiye köyündeyiz. Neden mi buradayız? Malum önümüz Kurban Bayramı. Ve Kurban Bayramı denildiğinde ilimizde ilk akla gelen kurum vadi besiciliktir. Ve vadi besiciliğin sahibi Cezmi Çiçek'le bir röportaj yapmaya geldik. Bu Kurban Bayramı'nda İnsanların özellikle kurban alırken nelere dikkat etmeleri gerektiğini, hayvanların nasıl olması gerektiğini, bilgilerini kendisinden alacağız. Evet Cezmi Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize öncelikle bu vadi besiciliğin biraz hikayesini anlatır mısınız? Vadi besicilik aslında ben hayvancılıkta çok eskiyim. Hayvancılıkta çok iyi bildiğim ve çok sevdiğim bir meslek. 2008 yılında burayı kurdum. 2008 yılında ilk bura kurulurken burası süt inekçiliği olarak kuruldu, yani süt işletmesiydi. 2011 yılına kadar süt işi devam etti. 2011 yılından sonra besiciliğe geçtik. Ondan bir süre sonra, bir iki sene sonra da işte kurban işine girmeye karar verdim. Şimdi kurban demek şu demek, müşteriye birebir ulaşmak demek. Yani biz önceden besicilik yaparken 2000 tane hayvan besliyorduk. Bu hayvanı İstanbul'daki veya buradaki kasaplara veriyorduk. İşte onlar kesiyorlardı, satıyorlardı. Ama biz o etin gittiği müşteri bilmiyorduk, tanımıyorduk. Çünkü biz ona nasıl bir yetiştiricilik yaptığımızı, bu işe ne kadar önem verdiğimizi anlatamıyorduk. Ama kurbanda şu var, şimdi siz de geldiniz gördünüz. Müşteri kurban alırken ben başındayım. Müşteriye anlatıyorum. Hayvana ne yem veriyorum, nereden getirmişim, kaçları yapmışım. Bu benim için aslında bir zevk, hayvancılık. Çok da sevdiğim bir iş. İnanıyorum ki Türkiye'de bu işi en iyi yapan ender firmalardan bir tanesi. Özellikle et konusunda, hayvan yetiştiriciliği konusunda, hayvanın bakımı, beslenmesi, aşılanması gibi bütün konulara hakim. Yani şimdi Türkiye'de hayvancılık artık bir endüstri. Yani Türkiye'de eski hayvancılık yok. İşte adam müteahhittir veya işte doktordur, işte bir kısım parası vardır, yatırım yapmak istiyordur. İşte en uygun hayvancılık derler, işte bir süre yapar bırakır gider. Veya kendisi İstanbul'da oturur, şehir buradadır, ahırları Kandıra'dadır veya işte Kocaeli'dedir. Ayda bir, 15 günde bir yerli bir ahırı gezer gider ama bizde öyle değil. Bizde evim de burada, ben gece gündüz buradayım, hayvan için. Gece de burada, gündüz de. Kaç dönüm burası? Burası hayvancılık yaptığım alan 70 dönüm komple. Tabii başka arazilerimiz var ama onlar hayvancılık yaptığımız araziler değil. İşte tavuk çiftliğimiz var. Kendi dükkanımızda satmak için yumurtayı ben yetiştiriyorum. İşte sütü ben üretiyorum. Ama ana işimiz kurban. Bu sene Kurban Bayramı diğer senelere göre daha farklı olacak. Şu anda onun hazırlıklarını yapıyoruz. Ne gibi hazırlıklar yapıyorsunuz? Hazırlıklar şu, özellikle bu pandemi hastalığından dolayı, Covid'den dolayı müşteri yoğunluğunu en aza indirmeye çalışıyoruz. O da şudur, işte geçen sene bir hayvan alınıyordu, 7 tane hissedar vardı. İşte bu 7 tane hissedar yanında gelirken ya hanımını ya çocuğunu getiriyordu. Bakıyordun ki bir hayvana 15-20 kişi gelmiş olabiliyor. Bu sene onu ortada kaldırdık, bir hayvana en fazla 2 kişi gelecek. Zaten kartları ona göre dağıtıyoruz. Yeni turnikeler kurduk. Şimdi kartı veriyoruz adama, o adam türbüne geçerken kartla geçecek, sonra parçalama yerine aynı kartla geçecek. Yani bir iki tane kart, iki tane adam. Başka kimseyi sokmayacağız içerilere. O iki kişi diğer hissedarların etini götürecek. Birincisi burada bir yoğunluk olmayacak. Ondan sonra işte türbünde her üç sıra aralarla birer kişi oturtacağız. Mesela işte 1,5 metre diyorlar, biz onu 2 metreye çıkarttık yan yana oturma mesafesini. Hayvanı kestikten sonra parçalama alanında parçalayan kişiler, hisse yapan kişilerin dışında kimse olmayacak. Buna önem vereceğiz. Ondan sonra evine isteyenlere biz buradan bir canlı yayın yapacağız. Ve herkese bir kod vererek bir canlı yayın gerçekleştireceğiz. Buraya gelmelerine gerek yok. Evlerinde otursunlar, bizi izlesinler. Biz çünkü 4 yere kamera kurduracağız canlı yayın aracından. İşte bir tanesi hayvanın kesime girişi. Sadece kesim anını gösteremeyeceğiz çünkü o yasak.
hayvanın kesime girişi, sonra işte hayvanın derisinin yüzülmesi, sonra öbür tarafta parçalanması, kolilenmesi gibi kısımları burada gördüğü her şeyi orada görecek. Bunun için de çok büyük bir altyapı çalışması yapıyoruz. Ha, müşteri derse ki ya ben oraya hiç gelmek istemiyorum, bir hayvan almak kaydıyla, çünkü hissede bunu yapmamız mümkün değil. Çünkü bir hayvanda 7 tane hisse var, işte biri kar tepede oturuyordur, biri kara müsterde oturuyordur, bunu dağıtma şansımız yok. Ama tek hayvan alan, hissedarların birbirini tanıdığı bir hayvanı, biz bir hissedarın evine göndermeyi düşünüyoruz. O hissedarın evinden de diğer hissedarların gelip alması gibi bir projemiz var. Böyle bir düşünüyoruz. Ama buraya gelmelerinde de hiçbir sakınca olacak bir durum yok. Şunu da yapabiliyoruz, çünkü biz hayvanı parçaladıktan sonra eti fortifle insanların aracına kadar götürüyoruz. İsterlerse gelip otoparkta kendi araçlarının içinde bekleyebilirler. Biz otoparkta teslimatını yapabiliriz. Yani tek derdimiz burada kalabalığa sebebiyet vermemek, kalabalığın olmaması. İkinci bir bu sene yaptığımız aslında güzel işlerden bir tanesi, bizde hayvan alıp kesen insanlarda etin kilosu 47 liraya falan gelecek. 6,5 47 lira. Şimdi kasaplara baktığınız zaman, benim de bir kasap dükkanım var. İşte etin kilosu 55 ile 60 lira arası. Bu sene hac organizasyonunun olmayacak gibi bir durumunun olması. İşte insanlar, yani haca belki devlet gönderecek ama insanlar o kalabalıktan korkup yine gitmek istemiyorlar. Şimdi hac organizasyonunun ben bu sene olmayacağını düşünüyorum. Yani olsa bile insanların gitmeyeceğini. Bir de bu sene bu yaz tatili programlarında büyük bir düşüş olacak. İşte yurt dışı kesimlerin bu sene az olmasında veya hiç olmayacak olması. Bizim buraya tabii çok büyük bir talep patlaması oldu, evet. Çok büyük bir yoğunluk oldu. Biz buna rağmen bunu böyle bir avantaj gibi kullanıp da ya biz bu sene kasapta et 60 lirayken ben burada niye 47 liraya satayım demedim. Ben yine geçen seneki fiyatlara çok yakın fiyatlara, düşünün geçen seneyle bu sene arasında ete %50'ye yakın bir zam geldi. Biz 28 liraya geçen sene karkas eti kasaplara verirken kurban zamanı, şu anda 38 lirayla 40 lira arası. Ama ben hep şunu söyledim. Dedim ki ben bu sene özellikle bu salgından dolayı insanlar çok mağdur oldu. İşte esnaflar çok mağdur oldu. Biz elimizi taşın altına nasıl koyabiliriz diyerekten bugün ben 1500 liraya hisse yapıyorum, 30 kilo et veriyorum. Bu Türkiye'de eğer 1500 liraya 30 kilo et verecek ikinci bir firma ben olacağını zannetmiyorum. Yok yani. İddialısın. Yani o da şundan dolayı, benim hamdolsun aslında derler ya işte ya benim parayla kurla işim yok aslında. Yani çünkü benim çok şükür geri getiren başka işlerim de var. Hayvancılık sevdiğim bir iş. Burada insanlar gelip bir hayvan aldığı zaman ben o işten zevk alıyorum. Kendim tartıyorum, küpesini tartıyorum, işte müşteriyle ilgileniyorum. Zevk aldığım bir iş. Bu sene geçen seneye göre fiyatlarımız %10-12 arası bir fark var. Yani geçen sene canlı kilo 25 liraya satıyorduk. Bunda kesme, parçalama her şey dahildi. %60 randıman garantisi veriyor. Bu sene de 28 lira. Aslında geçen sene kargasın kilosu 28'di, bu sene 40 lira. Evet. Bakarsan tam %50 zamlanmış. Ama ben onu yapmadım. Bu sene çünkü hakikaten Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Evet. Zor bir şeyden, süreçten geçiyor. Herkes elini taşın altına nasıl sokuyorsa. Güzel. Biz de elimizden geldiği kadar bunu yaptık. Bana şu anda vakıflardan çok büyük talepler var. Çünkü bu sene yeni çıkan bir kanunla vakıflar işte yurdun altında, bahçesinde, dağda, bayırda hayvan kesemeyecekler. Kızılay'la görüşmelerim var. Onların belki bir kısım hayvanını ben burada keseceğim. Bayramın ikinci ve üçüncü günleri. İnsanlar biraz daha böyle hijyenin yüksek olduğu, evet. İşte etini gidip hemen alıp çıkacağı yerleri biraz daha arıyor. Şu anda da en önemlisi hijyen zaten. Aynen. Mesela önceden köylerde şöyle var. Mesela insanlar biraz daha köylerden bu sene uzaklaşacak sebebi de şu. Şimdi köylerde bir mahalle var. Düşünün o mahallede 15 tane ev var ve 15 evde de kesim yapılıyor. İşte birinde bir hayvan var, birinde 5 hayvan var. Ne oluyor? O köyün içerisinde bir yoğunluğa sebebiyet oluyor. Bundan dolayı yani böyle tabii köyde 30 hayvan besleyen, 50 hayvan besleyen, köyün dışında hayvancılık yapan insanlarla alakalı demiyorum ama köyün merkezinde, mahallede işte her evde 3-5 hayvan var. Bu her ev 3-5 hayvanı
kendi şeyinde keserse bünyesinde, o köyün içerisinde işte araç trafiği olur, insan trafiği olur, bir kalabalık olur, bir organizasyon bozukluğu olur. Ama tabii Kocaeli'nin şöyle bir özelliği de var. Kocaeli'de 30 tane, 40 tane, 50 tane, 100 tane hayvan bakan köylerde insanlar var. Tabii bunlar da işlerini profesyonelce yapıyorlar. En iyisini yapıyorlar. Ben zaten Marmara bölgesinde hayvancılığın en iyi yapıldığı, hayvanın kolaylıkla işte alınabileceği, güvenilebileceği yerler başında bence Marmara bölgesinde bu işin en sağlıklı yeri işte bu bizim Kocaeli'nin köyleri. Kocaeli'nin köyleri çünkü bu köyler hakikaten işini çok iyi yapan yerler. İşte gidiyor adam etini kesiyor, tertemiz alıp çıkıp gelebiliyor ama böyle merkez mahallelerde bu işler artık zor. Peki hayvanlarınızı nasıl besliyorsunuz? Biz hayvanlarımıza... Nasıl yetiştiriyorsunuz? Ne cins hayvanlarınız? Şimdi benim hayvanlarımın tamamı Kars, Ağrı, Erzurum. Bingöl, Bitlis çok az var. İthal yok. Yok. Zaten ithal, şu anda yurt dışından ithal gelmesi de yasak zaten. Devlet de getirildi. Yasakladılar. Şu anda Türkiye'deki hiçbir tane besi çiftliğinde ithal hayvan yoktur. Mesela Kocaeli'de, şundan çok eminim, Kocaeli'nin hiçbir tane köyünde satılan kurbanlıklar ithal değil. Birincisi o, ikincisi de biz hayvanları genelde doğuda getiriyoruz. Getirdiğimiz zaman işte bizim bir aşılama süremiz var. Ondan sonraki süreçte ben hazır yem yedirmiyorum. Hazır yemi yedirmemenin 3-5 tane ana sebepleri var. İşte bir tanesi Türkiye'de üretilen bütün hazır yemlerin tamamında GDO vardır. Zaten çuvalın üzerinde de yazar ürünlerimizde GDO'lu soya, kanola, mısır kullanılmıştır diye. Bunu yiyen fabrikalar zaten yazıyor üstüne. Veya size bir fatura geliyorsa arkasında kaşesi vardır. İşte GDO'lu ürünler kullanılmıştır diye. Ben şöyle bir şeyim var. Arpa, mısır, kepek ve ayçiçekle besliyorum. Yani çok az bir miktarda işte hayvan başı günde 50 gram düşecek şekilde mermer tozu veriyoruz. Bu mermer tozu hayvanın kalsiyum ve magnezyum şeyini yükseltir. Ondan sonra kaya tuzu, işte yemeklerde vardır hayvan onu yalar. Yani biz de burada yonca veririz, yulaf veririz. Aslında hayvancılığın şu anda yapılabileceği en iyi noktadayız. Özellikle yem konusunda. Bir de bizim buranın havası da çok güzel. Serbest dolaşım da var herhalde. Hayvanlar bağlı değil bende. Hayvanlar bağlı değil. Bütün ahırlarda padok sistemi vardır bende. Bunlar ızgara sistemidir. Bu ızgara sistemini de Türkiye'de ilk yapanlardanım. Hayvanın üzerinde ahırları biraz sonra gezerseniz görürsünüz, hayvanın üzerinde pislik bulamazsınız. Çünkü hayvanın pisliği ızgaradan düşer, ızgaranın altında makineler vardır, ahır gübre çukuruna gidiyor. Burada her şey modernidir. Hayvanın içine insan girmez, suyu da otomatik olarak içtiği kadar su dolar kazanlara. İşte kazanlar kirlendiği zaman hemen temizlenir. Ondan sonra yemi otomatik makinelere da dağıtılır. Kaç hayvan var elinizde? Bu sene hedefimiz 3 gün. 3 gün? Yani 3 gün hayvanı kesmek, parçalamak. Elimizde 3 güne yakın hayvanımız var işte. Bunların tamamını bu sene satmak hedefimiz. Sizlere bu programımızda vade besiciliği tanıtmaya çalıştık. Kurban Bayramı için gönül rahatlığıyla kurbanınızı alabileceğiniz bir işletmeyi gezdik. İyi seyirler dileriz.